Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ehliyet, ilk yardım, banko sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Daha önce atmış olduğumuz ehliyet, motor, trafik, ilk yardım, trafik adabı sorularını çözerek ve konuları dikkatli bir şekilde dinleyerek sınavlarınızda 100 alabilirsiniz. Sınavlara gelen arkadaşlara başarılar diliyoruz ve hayat kurtarma zinciri halkalarından bahsedeyim, hemen geçelim arkadaşlar. Birinci halka sağlık kursuna haber vermek. İkinci halka olay yerinde temel yaşam desteği yapmak. Üçüncü halka ambulans ekibinin gelmesi. Dördüncü halka hastane acil servisinde müdahale yapılmasıdır. Bu ilk yardım soruları aynı zamanda özel güvenlik sınav sorularında da çıkar. Evet, öncelikle Instagram Nedim Şeker Akademi'yi takip edin arkadaşlar. YouTube Nedim Şeker Akademi ehliyet alıyorum ve Ehliyet SRC Özel Güvenlik Eğitim kanalını abone olduktan sonra kanallara katılarak soruları çözüp %100 geçebilirsiniz. Hemen başlayalım. 5 yıldızlı gurur tablomuzdan bugün Fatih Yılmaz mesajını göndermiş. Hocam az önce sınavdan çıktım. Sizlerin desteğiyle 92 puan aldım. Harika Fatih. Tebrik ederiz. Çok teşekkür ederim demiş. Tabii ki bizler de Nedim Şeker Akademi ailesi olarak Fatih Yılmaz'ı tebrik ediyoruz. Direksiyon sınavında başarılar diliyoruz. Güzel günlerde kullan, kazasız günlerde kullanmasını temenni ediyoruz ve başlayalım. Evet, birinci sorumuz geldi. Bakın, aşağıdakilerden hangisi kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi işlemini kapsar? A. Koruma, B. Bildirme, C. Kurtarma, D. Tedavi etme. Burada püf noktamız nedir? Öncelikle sorularda soruyu iyi anlamak çok önemli. Tabii bakın, kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek nedir? Olay yerini koruma altına almak demektir, değil mi? Yıldızlı sınav sorusu, cevap Adana seçeneği. İkinci sorumuz geldi bakın. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazı zedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir? A. Bilinç kontrolünün yapılması, B. Yaşam bulgularının sık sık izlenmesi, C. Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması, D. Bilinci yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacakları bükülmüş olarak yatırılması. Evet, burada bakın, delici karın yaralanması olan kazı zedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir. Bakın, 3 tanesi yapılması gerekiyor. Bir tanesi yapılmaması gereken, değil mi? Burada bakın, dışarı çıkan organların içeriye sokulmasına çalışılması kesinlikle yapılmaması gereken bir harekettir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Yıldızlı sınav sorusu. Üçüncü sorumuz. Bebeklerde 0-12 ay tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması, B. Sağ elin yumruk haline getirilerek göğüs merkezine vurulması, C. Göğüs kemiği 6 santim aşağı inecek şekilde basınç uygulanması, D. Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 santim aşağı inecek şekilde basınç uygulanması. Bebeklerde 0-12 ay tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulaması ile ilgili hangisi doğrudur şeklindeki sorumuz cevabı tabii ki denizli seçeneğidir, değil mi? Bir elin orta ve yüzük parmağı göğüs kemiğini 4 santim aşağı inecek şekilde basınç uygulanması doğrudur. Cevap denizli seçeneği. Evet, dördüncü soru geldi. Verilenlerden hangileri atar damar kanamalarına ait bir özelliktir? Bir, sızıntı biçiminde hafif olması.
2 koyu renkli ve taşma tarzında akması, 3 kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması. Evet, atar damar kanaması değil mi? Kesik kesik ve fışkırarak akan kandır. Burada da cevap Ceyhan seçeneği doğrudur. Yıldızlı sınav sorusu. Beşinci sorumuza bakalım. Bir el alna, diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. Bakın resimde de görüyorsunuz. Alın bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Şurada da gördüğünüz gibi bakın geriye doğru itilmiş. Uygulama basamakları verilen ve kazı zedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon. A şok, B yarı oturuş pozisyonu, C baş geri çene yukarı pozisyonu, D yarı yüzü koyun yan yatış. Evet, şekilden de anlaşıldığı gibi burada bize ifadenin açıklaması nedir arkadaşlar? Baş çene yukarı değil mi? Cevap tabii ki Ceyhan seçeneğidir. Burada dikkat edin, bu yıldızlı sınav sorusudur. Aynı zamanda şekil olarak da sorabilirler. Bu sorular arkadaşlar aynı zamanda özel güvenlik sınav sorularında da çıkar. Altıncı soru geldi. Aşağıdakilerden hangisi vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır? Mide, böbrek, akciğer, pankreas. Evet bakın, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organ hangisidir? Tabii ki akciğer değil mi? Akciğer cevap Ceyhan seçeneğidir. Hemen geçelim 7. sorumuza. 7. sorumuz, diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa. Bakın diz ile kalça arasında şurada bakın şurası kalça değil mi? Kalça eklem kapsülü. Evet. Varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Üzerine bastırılarak yürütülür. B. Oturtularak atelle tespit edilir. C. Sırt üstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir. D. Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır. Evet, tabii ki kalça kemiği değil mi? Diz ile kalça arasındaki kemikte eğer kırık varsa ne yapılması gerekiyor? Arkadaşlar sırt üstü yatırılarak değil mi? İç ve dış yanlardan atelle tespit edilir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 8. Alkol belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır. Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda alkolün özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğu söylenebilir? A. Sindirim sistemi, B. Dolaşım sistemi, C. Solunum sistemi, D. Merkezi sinir sistemi. Tabii burada dikkat ederseniz arkadaşlar, bakın alkol belli durumlarda tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır. Burada beynin işlevlerini yavaşlatır demek merkezi sinir sisteminde tahriplere neden olur değil mi? Cevap Denizli seçeneğidir. Geçelim 9. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir? Şok belirtileri nelerdir? Kan basıncında düşme, hızlı ve zayıf nabız, hızlı ve yüzeysel solunum, ciltte soğukluk, değil mi? Soluklık, nemlilik, endişe ve huzursuzluk, baş dönmesi, susuzluk hissi, bilinç seviyesinde azalma nedir? Şok belirtilerindendir. Burada bize neyi sormuş? Hangisi şok belirtisidir? Nabız atışının güçlü olması, kesinlikle güçlü değil, zayıf.
Cildin kuru ve sıcak olması, maalesef soğuk, kan basıncının düşmesi. Bak, kan basıncının düşmesi nedir? Şok belirtisidir, değil mi? Zihinsel aktivitelerin artması değil, azalmasıdır. Evet, burada yine bakın çıkabilecek sorular arasında şok belirtileri yıldızlı sınav sorusu. Hemen ona bakalım. Resimde görülen manevra hangi amaçla uygulanır? A. Kanamanın durdurulması için. B. Dolaşımın değerlendirilmesi için. C. Kemik kırıklarının tespit edilmesi için. D. Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için. Bakın resimde de görüldüğü gibi arkadaşlar hasta yaralı ellerini bakın boğazına götürmüş. Beni kurtarın diyor. Yardım istiyor. Bir kişi de hemen kazıdan arkasına geçmiş. Ve burada Hemlik manevrasını uyguluyor. Bu manevranın adı Hemlik manevrasıdır ve tam tıkanma değil mi? Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak. Cevap tabii ki Denizli seçeneğidir. Hemen geçelim 11. soruya bakalım. Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır? A. Omurga kırığı, B. Üst kol kemiği kırığı, C. Ön kol kemiği kırığı, D. Köprücük kemiği kırığı. Bakın resimde de görüldüğü gibi nedir? Ön kol değil mi? Ön kol kemiği kırığı tespiti için cevap Ceyhan seçeneğidir. 12. sorumuz burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisini yapmak yanlıştır? Hangisini yapmak yanlıştır? A. Burkulan bölgenin dinlendirilmesi, B. Burkulan bölgenin yüksekte tutulması, C. Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması, D. Burkulan bölgeye buz torbası konulması. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar ilk yardım uygulamanın hangisi yanlıştır? Burkulan bölgeye sıcak uygulama nedir? Yapılmaz, değil mi? Evet, bakın cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Ya soğuk uygulama yapılır. Evet. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Hemen geçelim. 13. Bakalım solunumu duran bir insanda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? A. Kanın kalbe gelme hızının artması. B. Vücut sıcaklığının yükselmesi. C. Kalbin kanı pompalama gücünün artması. D. Kandaki oksijen oranının düşmesi. Bakın burada da kandaki oksijen oranının düşmesi değil mi? Duran bir insanda kandaki oksijen oranının düşmesi cevabımız tabii ki Denizli seçeneğidir. Evet. Geçelim 14. Bilinci açık kulağından kan gelen göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır? A. Ayakları 45 santim yükseltilmeli. B. Başı 30 santim aşağı indirilmeli. C. Hareket etmemesi sağlanmalı. D. Kulağı temiz bir bezle tıkanmalı. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar kulağından kan gelen göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazedeye olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse hareket etmemesi değil mi? Etmemesi en doğrudur. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 15. soru. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriline zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekneye ne ad verilir? A. İtfaiyeci yöntemi. B. Rentek manevrası. C. Sürükleme yöntemi. D. Hemlik manevrası. Evet, burada dikkat ederseniz araçtan çıkarma yöntemi tekniğimizin adı nedir? Hasta yaralının omuriline zarar vermeden araçtan çıkarma tekniğimiz Rentek manevrasıdır. Bu da yine çok çok önemli. Hem ehliyet sınavlarında hem de özel güvenlik sınavlarında
serici sınavlarında çıkar. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup katılarak sizlere çıkacak banko ehliyet sınav sorularını çözebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyoruz. Yeni sorularda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.